Herkese kocaman ve sevgi dolu merhabalar. Nisa'ca YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Umarım her biriniz iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Direkt konuya geçiyorum. Bu vlog saç kesim üzerine olacak. Evet, evde saçlarımı düz bir şekilde kendim keseceğim. Maalesef kuaföre gidecektim. Düzenli kestirdiğim bir kuaförüm vardı. Ona gidecektim ancak kızının hastalandığını söyleyince maalesef iş başa düştü. Ve bugün mutlaka saçımı kesmem gerekiyor. Neden bugün mutlaka saçımı kesmem gerekiyor? Bu kadim bilgiyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Saçlarınız geç uzuyorsa, saçlarınıza dökülme varsa, saçlarınız çok boyadan, işlemden çok yıprandıysa mutlaka saç kesim günlerinde saçlarınızı kestirin. Bu ne demek? Hemen özetliyorum konuyu. Eskiden biliyorsunuz ki Rumi takvim kullanılıyordu ve biz bir süre sonra, yani Osmanlı Devleti Atatürk zamanında miladi takvime geçiş yaptık. Miladi takvim güneşi baz alırken Rumi takvim ayı baz alır. Kadim bilgilere göre insanlar bir şeyler yaparken günlük hayatlarında sağlıkla ilgili, gıda ile ilgili, her şeyle ilgili aklınıza ne geliyorsa, saç kesimi, konserve kurmak, ev temizliği, kaş alımı gibi tüm işlemlerini ayın konumlarına göre yaparlarmış ve sağ olsunlar günümüzde bazı değerli insanlar internet sitesi kuruyorlar ve bu kadim bilgiden bizim de faydalanmamız için blog açan insanlar oldu. Ben de onları bir şekilde buldum. Saçlarım zamanında çok dökülüyordu. Çok fazla azalmıştı. Neredeyse şu yanlarım tamamen açılmıştı. Ve çok azalma vardı. Ben de bir araştırma içine girerken bu bilgilere rastladım internette. Baktım. Hemen sitesinin ismini de söyleyeyim. Sizler de lütfen detaylı olarak okuyun. Ve sizler de bu kadim ve faydalı bilgilerden yararlanın istiyorum. O yüzden de bu vlogu çekiyorum. Kozmikbakım.net adlı bir internet sitesi var. Blog. Çok tatlış bir bayan tarafından her ay düzenli olarak ay takvimine göre yapılıp yapılmaması gereken şeyleri yazıyor gün gün. Ve saç kesiminin gününde yapılmadığı zaman saçların aksine döküldüğünü, cılızlaştığını, hatta erkeklerde kelliğe kadar gidebileceğini söylüyor. Ben de yıllardan beri çok şükür ay takvimine göre kestiriyorum. Tabii ki ay takviminde şöyle bir durum var. Şimdi ayın, biliyorsunuz, ay 2-3 günde bir belli burçlarda geziniyor. İşte ay aslan koç burcu günlerindeyken saçları kestirilirse, saçlar daha gür, işte daha dolgun vesaire, yıprandıysa yıpranması geçiyor. Ama tabii ki bunu düzenli yapmamız gerekiyor. Öncelikle bir kere kesin bitsin diye bir şey yok. Diyorum ya, benim saçlarım baya baya kendine geldi ve o tarihlerde kestiğim zaman hakikaten çok hızlı uzuyor. Kuaförüm arayıp da işte kesemeyeceğini söyleyince, bu arada yani kilo da aldım, çok farkındayım şöyle şuralarımdan da şey, ama konudan bağımsız merak etmeyin. Sağlıklı beslenme ve zayıflama vlogları da gelecek. Kafama yazdım. Yıllardır zayıflayamayan ben bunu da aşacağım bir gün. Buna inanıyorum. Hatta bu yakın bir tarihte olacak. Neyse. Ne diyordum? Ay takvimine göre saçlarımızı kesiyoruz. Ay aslan ya da koç burcundayken, dediğim gibi kozmikbakım.net sitesinde, şu an reklam asla yapmıyorum. Bayanın haberi bile yok tavsiye edeceğimden, ama çok faydalı bulduğum için ve her şeyle ilgili orada bilgi yazdığı için, konserve yapılması gereken günden tutun da işte ameliyat olunmaması ya da olunması gereken güne kadar her bir bilgiyi sağ olsun ay takvimini hesaplayıp ayda burçların konumuna göre söylüyor ve orada size tarihlerini gün gün, saat saat yazıyor. Bugün de saç kesim günüydü. Geçen ay ilk saçım kesimimi yaptırdım. Şimdi bunun üst üste 3 kez kesilmesi gerektiği için, sevgili kuaförümde kızı hastalandığı için, eve gitmek zorunda kaldığı için iş maalesef başa düştü. O zaman ne yapıyoruz? Bu bilgiyi verdikten sonra şimdi sizlere çok güzel bir saç kesim yöntemi göstereceğim. Evde dümdüz kendi saçlarınızın kırıklarını alabilirsiniz. O halde hadi videoya geçelim. İhtiyacımız olan şey bir adet, şu taraktan olursa iyi olur, saçlarımızı ortadan düzgün ayırabilmek için. Bir adet tarak ve bir adet makas, hepsi bu kadar. Şimdi başlıyoruz bakalım. Geldim. Evet arkadaşlar, şimdi ne yapıyoruz? Maske taktım yüzüme. Henüz böyle YouTube'a tam böyle yüzümü göstermeye şey değilim ya. O fikre böyle bir bakalım. Belki zamanla olur. Belki hiç göstermem. Şimdilik böyle saç kesim şey olduğu için
maskeyle devam edeceğim. Lütfen bu deli dolu hallerimle sevin beni. Beni böyle kabul edin. Lütfen. Şimdi ne yapıyoruz? Saçlarımızı önce güzelce taradık. Ben şimdi burada foşur foşur taramak istemedim ama şöyle göstereyim. Bu taraf düzlendi. Bu taraf düzlenmeyen taraf. Fırçalanan taraf, fırçalanmayan taraf olarak kabul edebilirsiniz. Tabii ki bütün aşamalarıyla böyle saç düzleme şeyini göstermeyeceğim ama arkadaşım Esmoşum bana nasıl saç düzlenir onu gösterdi. Ben eskiden şöyle yapardım bakın. Şöyle falan yapıyordum. Böyle değil mi? Şimdi bunu alıyoruz saçı buradan. Şöyle dibinden biraz 5 saniye tutuyoruz ve yavaşça aşağı çekiyoruz. Saçlarımızı güzelce düzledikten sonra saçımızın ucundan şık şık kesme aşamasına geçeceğiz efendim. Beni bekleyin, geliyorum. Saçlarımı güzelce düzleştirdikten sonra geldim. Şöyle 2 adet lastik lazım olacak. Lütfen lastiklerinizi hazırlayın. Saçlarımı ortadan ikiye güzelce arkadan dolacak şekilde ayırdıktan sonra şu şekilde, dur önce şu kendimi yapayım. Bu şekilde sıkıca ön tarafta arkasından her kısmını aldığımızdan emin olduktan sonra şöyle bir kat daha tarakla düzelterek bağlıyoruz. Şöyle bakın önüme bağlıyorum. Kulağım da biraz kepçe olduğu için oradan çıkıyor. Sıkıca bağlıyorum. Saçlarımızı iyice düzleştirdiğinizden emin oluyorsunuz. İyice sıkıştırıyorum. Ve tekrar bu işlemi tekrarlıyorum. Bakayım şu kayıtta mı şarjı bitiyordu. Heh, bitmemiş. Hemen şarjı bitmeden yetiştirmem lazım. Bağladım. Merhaba. Acaba da karaköz gibi oldum. Ay çok komiyim şu an. Tekrar ucunu tarıyorum. Makas elime alıyorum. Ve dümdüz bir şekilde bakın şöyle tutup keseceğim. İşte o kadar. Bakın dümdüz. Şu kadarcık kestim. Bu kadarcık. Ve açıyorum. Evet. Bu kadar basit. Kapanmamış çok şükür. Bakınız efendim. Uçlarım düz oldu. İşte bu kadar basit. Mutlaka evde siz de deneyin. Kuaföre gidemediğinizde, işte benim gibi kesim gününüz kuaförünüze denk gelmediğinde vesaire. Ben mesela pandemide çok sık yararlandım bu şeyden. Çok da iyi geldi. Saçlarım hiç bakımsız kalmamış oldu. Bu şekilde. Dur şöyle arkadan da göstereyim. Eğri durabilirim, hafif eğrilik olabilir. O kadar da olur yani. Sonuçta kuaför değilim. Sonuçta ben kesim gününde Aslan burcundayken ay saçlarımın ucundan 1 santimcik, 1,5 santimcik kesmiş oldum. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.